Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibiga alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynağımızda kıtamlar ekranımızda bulsun. Amerika askerleri Xitay'a karşı manevr başladı. Japonya'da duruşluk Amerika Deniz Armiya piyadeleri Deniz Armiyası'nın korukluğu cengkılıkçı kısımı Xitay'dan kilidigan harbi hırslarga takabül duruş üçün Gharbi Tiniç Okyan'daki arallar tokunuşlarını asas kılgan halda harbi meşiklerini küçeytti. Wall Street Journal gazetesinin haber kılışça Xitay'nın harbi süni hemrahları Tor uruş iktidarı ve Amerika'nın harbi küçü bilen bulgan periqni kiçikildi şahitki terişallığı sebeplik Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Xitayni küçü tenleşip kılıbatkan rakip deb ataydıken. Yıkındın bu yan devam kılıbatkan bir neçik etimlik manevrlerga Amerika ve Japonya'nın Deniz Armiya piyadeleri birlikte iştirak kılgan. Onlarının taklidi vazifesi bolsa baykılıp kılıçtın saklanış hem de düşmanın başkurulduğun bomba ve zembirekleri muhasirdeki aral portunu kaydırılış iken. Haberde görüntülüşçe Xitayının bir harbi küçü tüpte de oturuğa çıkışıga ergeşip Beşburcaklık bina Amerika askerlerinin stratejilik meşk planını yenilaşka kaydedin dikkat kılışka başlayan. Amerika Şitap Başlıkları Birleşmesi'nin reisi General Mark Milley yıkında mündak digen. Xitay'nın kat götürüşü Amerika'ya nispeten en muşim xaupsizlik rikabeti yaratmakta. Xitay armisi Amerika bilen beraber buluşka karab yol aldı. Öktabr ve noyabr aylarında Amerika Deniz Armiyası'nın Japonya'da duruşluk 7. filoti Deniz Armiya piyadeleri ve Japon askerleri bilen birleşip Japonya'nın cenubidiki Okinawa'ya yakın iki aralını ilgileş manevri ile bargan. Trump, Xitay'nın 8 tor süpüsü bilen soğudu kılıçını çekildi. Amerika avazının 6. yanvardaki haberde bildirilişe Amerika Prezidenti Trump 5. yanvar memuri buyruk imzalıp Xitay'a münasibetlik 8 yumuşak detalının açıkçıları ve kontrol kılıkçıları bilen soğudu kılıçını çekildi. Haberde kayıt kılınışça soğudu ve almaştırış çekilmesi koyulgan Xitay'a münasibetlik süpüler ve karhanalar Alibaba Grohi'nin Alipay ve Tingshun şirketinin ündidar çıkımdani katarlık 8 tor süpüsü'ye çetildiken. Bildirilişçe mezkur memuri buyruğunu yoluk koyuşunun sebebi Xitay yasap çıkan ve kontrol kılgan app'ler ve yumuşak detallarının tehdidiga takabül duruş iken. Prezident Trump buyruğu imza koyup 45 gündeyken kin Amerika tevalikideki her kandık şahıs ve kapitalının mezkur yumuşak detallarını açkan ve kontrol kılgan şirketler ve tarmakları bilen soğudu alakı kılışını tohtutuş talep kılıngan. Amerika Soğudu Ministerliği soğudu ve alakı kılışını çekilgen Xitay'a münasifetlik yumuşak detal ve app detalları içi de Alipay ve Ündidar çıkımdanıdan başka Jam Scanner, QQ Hemyeni ve WPS işhanı detalları katarlıklar mübarekken. Afganistan'da tutulgan Xitay casuslarının 8'inin Uyghur ikerliği ilgiri sürüldü. Fransiya agentliğinin 7 yanvardaki haberde bildirilişçe Xitay tarafından Afganistan'da sahte teşkilat kurmakçı bulup tutulgan Xitay casusları içindeki 8 kişinin Uyghur ikerliği ilgiri sürüldü. Afganistan emeldarları terörlük faaliyetleri bilen şugullanmakçı bulgan Xitay casusluk teşkilatının kolgu çüşkerlikini delilligen idi. Bazı taratkular Afganistan'ın ötken yılının ahırda Kabul'da casusluk ve terörlük hareketleri bilen şugullandı deb guman kılıngan 10 Xitay puhrasını kolga algallıqını haber kılgan idi. Hindistan vakit gezisinin 7 yanvardaki haberde Afganistan Devlet Bihaterlik İdarisi'nin başlıkı Saraj parlamentte Xitay'nın bir türküm gumanlık casuslarını kolga algallıqını delilligen. Ama Saraj bu bir sezgür mesele bolgaçka tepsilatlarını aşkarlamayman degen. Haberde resmi menbeler nakil edilgan bulup Xitay'nın besimi bilen Afganistan dairleri casusluk ve terörlük hareketi bilen guman kılıngan 10 Xitay puhrasını kaytırıp birişke mecbur bolgan. Mezkur casuslar 2. yanvar Xitay dairleri orullaştırgan alahide ayruplanda Xitay'a elip getilgen. Merkezi Akbarat Agenetliğinin aşkarlışça kolga elingan 10 Xitay puhrası içi de Li Yangyang bilen Şahun'dan başka 8 kişi uyğur iken. Hindistan vakit gezdi Afganistan dairleri bilen münasifetlik menbelerinin sözünü nakil keltirip haber kılışça Afganistan Bihaterlik Organı Afganistan'da Sahte Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı kuruluşu uğrunğun casuslarının İşki Xitay'nın başlamcılığı 8 Uyghur'un katınışı bilen planlanğalıqını yekülleyen. Xitay mezkur Sahte Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı elip barğan terörlük vakasıdan paydalanıp
Şarkı Türkistan İslam Hareketi ve Uyghur kişilik hukuk faaliyetçilerini halkarada ayıplamakçı bolgan. Tekşürgüçiler Liyanyang bilen Xiaohong başçılıkıdaki casusluk adretinin Xitay Devlet Bihaterlik İdarisi bilen alakısı varlığını hem de Afganistan Halk Askerleri Teşkilatı Taliban'ın bir kısmı bulgan terörlük teşkilatı Haqqani bilen alakı kılgallıkını baykıgan. Merkezi Akhbarat Agentliğinin haber kılışça, gerçi Xitay ilgiri terörlük teşkilatlarının terörlük hareketini kolluqallıkını köp kıtım rat kılgan bolsa mı? Ama Afganistan'daki Xitay Devlet Bihaterlik İdarisi'ni bağlanan casusluk adreti Afganistan'daki terörlük teşkilatları bilen bolgan alakısını saklıgan. Hem de mezkur Xitay casuslarının yeniden partlatkuş doğra ve başka terörlük materyalları tepilgan. Bu paketler Hindistan'ın ilgiri Xitay'ın terörlük teşkilatları bilen alakısı barlıqı ve onlarını kolluqallıqını bildirip elan kılgan ayıplaşlarını ispatlap bergen. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İstanbul'da kengeş yığını ötküzdü. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Aza Teşkilatlarının reisleri, reis vekilleri ve cemaat erbaplarından 20 kişinin katnışı bilen 7 yanvar İstanbul'da kengeş yığını içip yeni başkuruş tüzülmesini şekillendirdi. Şimdiki aza teşkilatlar ara teşkili prinsip, kımmet karış ve umumi stratejiye ve pozisyeler ortaklaşıldı ve birlik ikilindi. Yığındiyene yıllık hareket planı hakkında müzakere ötküzüldü. Kengeş yığınıda yeni başkuruş tüzülmesi kaydıdan şekillendirilip, aza teşkilat reisleri ve reis vekillerden teşkil tapkan kengeş heyeti, birliknin icra işlerine mesul katiplik heyeti ve birliknin halk ve halkara alakalardaki vekil ve obrazı bulgan bayanatçı bekitildi. Ciddi ilinişi kerek bulgan kademler ve zürür tayarlıklar hakkında kararlar bekitildi. Yığındiyene kün tertiptiki Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini almaştırış gelişim namesi ve onunla karıda kılıngan hizmetler müzakere kılındı. Şundaklı keyingi küllerdeki ziyaret ve uçuruşlarla alakadar meseleler meslehet kılındı. Bu kıtımlık kengeş yığını Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin kurulmasını mükemmelleştiriş ve aza teşkilatlar arasındaki münasebet ve hemkarlıkını küçeytişini maksat kılgan bulup, aza teşkilatlar ara Şarkı Türkistan davasının asasi prensiplerini koğdaş ve teşvik kılış. Şarkı Türkistan davasının âli menfaatini nişan kılgan asasda türlük hemkarlıklarını ornutuş ve hareket kılış. Dava menfaatiki ziyan yetküzdüğün hareket ve tereplerge karıştırış katarlık noktalarda ortak karar çıkarıldı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 2016 yılı Türkiye'de kurulgan siyasi organ bulup, aza teşkilatları birkaçı devlette aktif hareket kılmakta. Malayşiyada irqi qırğınçılıqqa qarşı Uyğur Münbiri kuruldu. Malayşiyadaki bir neçe İslami teşkilat uç xat elan kılıp, məxsus Uyğur davasına yardım beridigan bir münbir qurğanlığını jakarladı. Tayvan'dan çıkıdığan Boğuz Vakti Gezisi'nin 1 yanvardaki haberge karganda irqi qırğınçılıqqa qarşı Uyğur Münbiri namlıq bu münbirinin asaslıq məqsidi Xitayning bastırışığa uçuravatkan Uyğur xalqının qiyinçılıqqa diqqatni merkezleştiriş iken. Uç xatı mundaq deyilgen. Gerçi Xitay Uyğurlarının nahaq muameliga uçurganlıqını izgil rad qilib kelgan bolsa mı, bizning meydanımız dünya cemaatçiliginin Uyğur meselesinde sükutlu durmaydıganlıqını namayan qılıdı. Ular yana mezkur münber arqalıq Uyğur ziyankeşlikke uçurguçlarının keçmişlerini aşkarlaydıken. Uç xatı Müslüman elleri ve dünya cemaati Uyğur meselesini hal qilish meydanıda çiğ duruşqa hem de Uyghurlarının insani kadir kımmetini Xitay'dan kilidigan iqtisadi neplerge tegişmestike çakırılgan. Uçhat Malaysiya İslam Teşkilatları Meslehet Kengişinin Prezidenti Muhit Azmi Abdulhamid ve Asiya Ölümalar Meclisi'nin başkatibi Abdulgani Şemsuddin Qatarlıqlarının imzası da ilan kılıngan. Rick Scott Xalqara Olimpik Komiteti Rusiyani çekliyalese Xitay'ını mı çeklişi lazım dedi. Xitay rejiminin 2022 yıldaki kışlık olimpik yığınığı sahip halı kılış hukukunu bekar kılış çoğukalları arkama arkadan kötürlüğü atkanda Amerika Kengeş Palatası'nın bir kısım azaları uçuk mektup elan kılıp, özlerinin bu axtaki meydanını yeni bir kıtım namayan kıldı. Ötken hafta bir kısım komanda azalarının zahar çekişi tüpeyliden Rusya komandasının olimpik müsabıqısıgı katnışış salahiyeti bekar kılınan idi. Kengeş Palata azası Rick Scott Efendi Xalqara Olimpik Komitetinin reisi Thomas Bach'a mektup yollap, Rusya komandasını zehir meselesi de ayıplayan Olimpik Komiteti nime üçün Xitay rejimini çekleyelmeydi deb sual koydu. Florida Kündelik Haberler Gezisi'nin 4 yanvar sanında elan kılınan bu uçuk mektupta Rick Scott Efendi özünün Rusya komandası hakkındaki hükümünü kollaydığanlığını bildirdi.
Şunun bilen birge milyonlarca Uyghurni lagerga kamap, ularni öz milli kimligi ve dini itiqadidan voz kechishga majburlayotgan, yana kelib xalq alam qarab tursa aymanmay qirg'inchilik qilayotgan Xitoy rejimining Beijingda qishliq olimpik musobaqasi o'tkazishiga qandaqlarcha yo'l qo'yilayotganligini tushunilmaganligini alohida ta'kidlagan. U maktubda rais Thomas Bakka savol qo'yib, nima uchun bir necha odamning zahar chekishi tufaylidan bir butun komandani ta'qib qila olgan olimpik komiteti milyonlarca adamını qiynash, qul qilish ve içki organlarını sug'urib olishda qabihlikka mahkum qilayotgan bir hukumatni cheklamaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan asrning 40-chi yillaridagi yahudiylar zo'r qirg'inchiligi yuz berish harpisida natsistlar Germaniyasi 1936-yili Berlin Olimpik yig'iniga sohibxonlik qilgan hamda oradan uzun o'tmay yahudiylarning millionlab qirilishi boshlangan ekan. Xitoy tekshirish hay'atining chegaradan kirishiga ruxsat qilinmadi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti direktori Tedros Adhanom Gebreyesus Xitoy virusining yildizini tekshiradigan xalqaroliq mutaxassislar bilim hay'atining Xitoyga kirishiga ruxsat qilinmaganligidan umidsizlanganligini bildirdi. Tedros 5-yanvar kuni Shvetsariya poytaxti Jenevadagi tashkilot markazida 2021-yilning tungi silliq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. O Xitoy virusining yildizini tekshirib tadqiq qilish uchun mushu haftada Xitoyga berishi plan qilingan olimlar hay'ati to'g'risida to'xtaldi. O Xitoy doiralarining Xitoyga boradigan hay'atning rasmiyatlarini oxirlashtirmaganligidan xabar topdik. Hay'atning ikki a'zosining xili boldirla Xitoy sayohatini boshlab bo'lganligini va boshqalarining oxirgi minutlarda safarini boshlay olmaganligini anglab intayin umidsizlandim dedi. O yuqori darajali Xitoy amaldorlari bilan aloqa qilayotganliklarini eskartib Xitoy doiralariga virusning yildizini tekshirib tadqiq qilishning Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaroliq hay'atning oldin ahamiyat beradigan xizmati ekanligini yana bir qatim yetkazganligini bildirdi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti jiddiy ishlar programmasining direktori Mike Ryan viza rasmiyatlarining tashkilot bilim hay'atining Xitoyga berishiga to'sqinlik qilganligini qayd qildi. Xitoy Amerika bilan Tayvanning harbiy dialog o'rnatishiga qarshi ekanligini bildirdi. Xitoy Amerika bilan Tayvan o'rtasida harbiy dialog o'rnatishga qarshi turganligini va o'zgarishlarni kuzatib, tegishli javob qaytarganligini uqtirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Beijingdagi kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvan bilan Amerikaning harbiy dialog o'rnatish qarori doirasida o'tkazilgan sin ko'rinishli yig'ini haqida to'xtaldi. Tayvanning Xitoyning davlat egalik huquqi va zamin butunligi masalasi ekanligini jar solgan Hua Chunying Beijingning o'zgarishlarning yo'nalishiga qarab tegishli javob berganligini va davlatning egalik huquqi va bexatarlik manfaatini qat'iy qo'llaydiganligini ta'kidladi. U Amerikani Tayvan bilan bo'lgan barliq harbiy va rasmiy munosabatlarni to'xtatishga chaqirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi ministrlikning siyosiy va harbiy ishlar ishlari maslahatchisi Rick Clark Cooperning 6-yanvarda Tayvan bilan bo'lgan siyosiy va harbiy suhbat ramkasi ichida sin ko'rinishlik yig'in o'tkazilganligini uqtirgan edi. Tayvan doiralari mo ikki tarafning siyosiy, harbiy va bexatarlik sohalaridagi quyuq hamkorlikni oshirish uchun har xil yo'llar orqali aloqa qilishni davomlashtirayotganligini bildirgan edi. Hong Kongda sobiq parlament a'zolarini o'z ichiga olgan 53 o'qituvchi tutqun qilindi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida saqchilar davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qildi degan sabab bilan sobiq parlament a'zolarini o'z ichiga olgan 53 o'qituvchini tutqun qildi. Hong Kong matbuotlaridagi xabarlarga asoslanganda bu tutqun qilishning sababi o'qituvchilar tarafidan 2020-yil 9-oyida o'tkazilmoqchi bo'lgan qonun kengashi saylamiga tayyorlik qilish uchun tashkillangan dastlabki saylam ekan. O'qituvchilarning qonun kengashi saylamiga qatnashadigan nomzodlarni belgilash uchun 2020-yil 11-iyuldan 12-iyulgacha o'tkazilgan dastlabki saylamni hukumatning tasdiqisiz o'tkazganligi ilgari surildi. O'qituvchi guruhlar tarafidan o'z tashabbusi bilan o'tkazilgan bu saylamga qatnashuvchi 53 kishi hukumatni og'dirishga urinish jinoyati bilan ayblanib tutqun qilindi. Qo'lga olinganlarning ichida sobiq parlament a'zolarining ham borligi bildirilmoqda. Hong Kong valisi Carrie Lam o'qituvchilarni dastlabki saylamning davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qilganlik bo'lganligi haqida ogohlantirganligini va Xitoy rejimining ham saylamni qonunsiz deb ayblaganligini bildirdi. Yana bir tarafdan saqchilar sotning buyrug'i bilan davlat bexatarligiga doir hujjatlarni oqtirish uchun o'qituvchi taratqulardan olma kundalik gazeti va turaqlik xabarlarining ishxonalariga besib kirgan. Hong Kong bexatarlik ishlari katibi Jon Li qonun kengashida qilgan so'zida
tutqun qilish harakatining Hong Kong hukumatining qonuniy majburiyatiga aralashish va hukumatni og'dirishga urinish jinoyatiga qaratilganligini aytgan. Kuzatuvchilar Hong Kongning barg'ansiri Xitoy kommunistlarining changaligiga tushib qolayotganligi, Xitoy va'da qilgan atalmish bir davlatda ikki xil qonun sapsatisining allaburun reallikda yo'qolishga boshlaganligini bildirishmoqda. Uyghur yaşları ve ösmürleri mecburi emgekinin kurbanı bulmakta. Xitay virusu sebeplik nurgullugan caylar kamal kılıngan bugünkü de künde Şarkı Türkistan'daki Uyghur yaşlar mecburi emgek üçün sürgün kılınmakta. Bugün ictimai uçurvasları tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'dan malum şehirdeki bir bekette 13-18 yaş öpkörüsüdeki bir türküm Uyghur yaşları ve ösmürlerinin yük taqısını yüdüp, korallıq sakçının nazareti aslada başka şehirge elip minilgallıqı da körünüş körüsligen. Balalarını uzatqılı çıkan ata-anılarının çıray ifadelerden ve bu yaştaki balalarının korallıq sakçı tarafının elip minilgallıqıdan onlarının mecburi emgeki kitivatqallıqını körü alğılı buludu. Bundan burunmu bununla okşaş köplügen sıllar tarqalgan bulup aile azaları ceza lagırdı bulgan yaş balalarının mecburi emgeki silindigallıqı hatta onlarga maaş berilmeydigallıqı aşkarlanğan idi. Xitay Şarkı Türkistan'da ceza lagırı siyasını yol koygandan başlap, mecburi emgek siyasını mı tən icra kılıp, xalqara cemiyetinin qatlıq tənqidigi duş gelmekte. Xitay vaksinisini qandaq kişilerge emleşke bolmaydı qallıqı aşkarılandı. Yıqınqı küllerde Türkiye köp miqtarda buyrutkan Xitay vaksinisinin kimlerge emlindi qallıqı, kimlerge emleşke bolmaydı qallıqı Xitay taratqolurda aşkarılandı. Yıqınqı neçü gün içinde Xitayning teşviqat organları ictimai taratqular arqalıq tarqatqan qısqısında bu vaksinning 18 yaşdan tövəllərge və 59 yaşdan yuqurlarga ilgiri vaksini əmlinib iğir dərəcədə reaksiya qılğanlarga, hamildar ayallarga, sozulma xarakterlik yaki ciddi xarakterlik kesəlgi giriptar bolğanlarga, qızıtmisi barlarga və doktor əmləşki bolmaydı dəb diagnoz qoygan başqa kesəllərge əmləşki bolmaydı qallıqı bildirilgən. Türkiye Sahiye Ministerliği vaksini kelgenliyken en avval doktorlarga andın 65 yaşdan yukarı kişilerge emleydi qallıqını bildirvatkan bir peytte Xitay taratquları elan kılgan bu malumatlar dikkat kozgumaqta. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Hayeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi bilen körüştü. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği vakaleten Şarkı Türkistan Ma'arifi Hemkarlıq Cemiyeti Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan İnsan Hakları Közüş Cemiyeti, Sütük Boğrağın İlim ve Medeniyet Vakfı Vekillerini Teşkil Tapkan bir hayat, 8. yanvar İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Şentop Efendi bilen uçuruşup, muhacirettiki Uyghurlar nöbette duç kilovatkan meseleler hakkında sohbet ötküzdü. Uçuruşuş Osmanlı Devleti'nin bulupmuş Sultan II. Abdülhamid Han'ın devrede Osmanlı Devleti'nin en muhim sarayı bulgan İstanbul'daki Yıldız Sarayı'da ötküzüldü. Söhbet cereyanında Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerini kaydırış kilişim namısının imzalanışı hakkındaki haberler Türkiye'de ve dünyanın her kaysi caylarda yaşayatkan Şarkı Türkistanlıklar arasında kattık endişe peyda kılganlığı. Bu kilişim namının meyli siyasi noktadan bolsun, meyli ruhi cehetten bolsun Şarkı Türkistan halkıya iğir ziyan elip kildiğallığı hem de Şarkı Türkistan davasının acizleşişi sebep bulduğallığı eskertilip Mustafa Şentop Efendi'nin mezkur kilişim namının parlament tarafından ret kılınışı, avazgı kuyulmaslığı ya ki tohtup kuyulışı ciddi talep kılındı. Söhbet cereyan diyene Türkiye'de yaşavatkan Şarkı Türkistanlıklarını hatırcam kılış, ular üstüdeki ruhi, ictimai ve iqtisadi besimlerini azaytış, öz ara işenç ve bihaterlik tuyğusunu aşırış üçün Türkiye'de yaşavatkan barlıq Şarkı Türkistanlıklarına şertsiz istisnai nüfus birleşi talep kılındı. Söhbet cereyan diyene Mustafa Şentop Efendi'ye Şarkı Türkistan'ın hazırkı ekvali Şarkı Türkistan halkı uçuravatkan katliam hakkıda malumat verildi. Hem de Şarkı Türkistan İnsan Hakları'nı Kültüş Cemiyeti tarafından tayyarlanan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Depsendikçilik Dokulatı sunuldu. Şunun bilen birge Türkiye Cumhuriyeti nüfusu'nı iyi turuklu Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları yetivatkallarının kutkuzulup Türkiye'ye elip gelinişi talep kılındı. Şundakla Tayland, Hindonezya ve başka devletlerde tutup durulubatkan Şarkı Türkistanlıklarının amallıqı bolgan endişiler oturgu koyulup, onlarını kutkuzuş üçün ciddi hareket kılınışı gerektiği talep kılındı. Mustafa Şentop Efendi hayatının taleplerini anlığandıyken Türkiye'nin Şarkı Türkistan meselesindeki pozisyesini, alğan kademlerini ve siyasetini küşendiriş bilen birge,
kelishim nomining rad qilinishi, shartsiz nupus berilishi va xatardagi sharq turkistonliklarning qutuldirilishi haqidagi talablarga ijobiy javob berdi. Bu qitimliq uchrashuv xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi Turkiya Xitoy orasidagi kelishim nomining rad qilinishi uchun qilgan harakatlarining bir qismi bo'lib, oldimizdagi kunlarda yana Turkiyaning bir qancha organlari bilan ko'rishadiganligi va yangiliklar haqida ayrim ma'lumot berildiganligi bildirildi. Biz bu haqda Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxon apandimdan bu qitimqi ziyorat jarayonida o'tirg'i qo'yilgan talablar va parlament raisining qanday javob berganligi haqida savol so'radik. U savolimizga javob berib, mundaq dedi. Hammalaringizga ma'lum, 2020 yili 12 ayning oxirida bu Xitoy Turkiya arasida atalmış jinoyatchi almashtirish kelishimining Xitoy parlamentida ma'qullanganligi sababli Xitoy tashviqot sohalarida yeyilgandan keyin bu Turkiyada jiddiy bir shaklda kun tartibga keldi. Butun Sharq Turkiston diasporasini bu masalada jiddiy endishalari va to'g'ridagi e'tirozlarini bayram bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Bu sababdan biz Xalqaralıq Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi bir hay'at shakllantirib, bu kengaytirilmiş bir istişare kengash jig'inida olgan qarorimiz bo'yicha bu masalani Turkiya xalq ommasida jiddiy bir shaklda Sharq Turkiston xalqining omonligini Turkiya-Xitoy munosabatlarida Uyg'urlarning Xitoy qaytarilmaslik va hech bo'lmagan chaqda bu qonunningki Türkiye parlamentosuna kemmestiki yani isip koyuş gerekirlik doğrusu da halk amasının rayını özümüzgi kardeşliğe terişidigan bazı bir stratejilik planlarını müzakere kıldık. Bu neticede Türkiye'deki parti, teşkilat, cemiyet, medya ve ihtimai uçur sahasındaki tesirlik kişiler bile alakalı şarkılık Türkiye'de bu meselenin ait ciddi talaş tartış kayılıp kirdik. Elhamdülillah bunun da yakşı neticeler oturup çıktı. Şunu olan bir gibi bir heyet teşkilat. Bu heyet Türkiye'de münasebetlik ministerlikle ve her kaysi parti teşkilatının rehberleriyle uçuruş ilip verip bu mesele doğrusu da halkımızdaki hassasiyetin sezgirliklerini ve endişelerini oturup yaşarkılık. Bu atılmış cinayetçi almıştırış kilişim namısını Türkiye parlamentosu kagini qo'ymaslik, buni isib qo'yish qatorliq masalalar ustida jiddiy bir harakat ilib berish qaror oldik. Bu qaror natijasida biz Turkiya Jumhuriyeti Buyuk Millet Majlisi parlament raisi professor doktor Mustafa Shentubey bilan ko'rishdik hay'at bo'lib. Bu hay'atda hay'at ziyoratimizda deyilgan masala asosan birinchi nuqtada bu Xitoy Turkiya arasidagi bu atalmış jinoyatchi almashtirish kelishim nomasiningki parlamentga tasdiqlanish uchun kamastikini talab qilishdi. Buni nihoyatda tafsili bir shaklda xalqimizningki umid orzularini, talablarini, andishalarini, qo'rquvlarini o'tirib qo'ydik. Buningda nihoyatda yaxshi o'tdi. Majlis raisi bunda bir masalaningki bugungi Turkiya Jumhuriyatining parlamentosu da bunda kün tertipte yok ikerlikin dedi. Andinkin bu kanunun ki içki işçilikçi noktalarını mı inçki sözlep bunun İskanda bir Şarkı Türkistanlıkını Hıhtay'a kaytırıp bir iş mümkün emes ikerlikini anlattı. Biz heyetimiz için dakikasını bu meselemeyle o kanuni nokta nezerilen şartla asasıdır. İskanda bir uygunluğu Hıhtay'a kaytırıp ilgili bulması mı? Bu qonunning ma'qullanishi, kelishimning ma'qullanib qonunga aylanishi kelgusida boshqa bir bundan keyingi hukumatlarga fursat yaratib emas uchun ikkinchida Sharqiy Turkiston davosiga va xalqining psixikasiga berdigan zarar ziyni Turkiyaning obrazi qarindoshlik nuqtasidagi sezgirliklarni diqqatiga sundiq. Anayet yaxshi o'tdi. Shuni bilan birga biz yana xalqimizning omonligini kafolatga ega qilish uchun va agar hukumat bu masalada uyg'urlarni Xitoy qaytarmaslikdagi o'tirib qo'ygan bu fikriga
Takımı canlı yakışı samimi bir cevap verişmesi Türkiye'deki mağlıgan, anmağlıgan muhacir şarkı Türkistanlık halk amasının ki Türkiye girecdallıkka asanlaştırılgan şartsız Türkiye girecdallıkını verişini talep kıldık. Bunun gibi ait yakışı karakallıkın dedi. Ondan ki Tayland'daki, İndonezya'daki tutturduğun Uygurların Türkiye'ye gelişi Türkiye sertide Türkiye'ye kiremeyi kapkağın pasportuna vakti gibi bulanın gelişi. Vatende aile yoklaş için ya ticaret için ketken Türk girişdanı bulan Uygurlarının ki kuzulup Türkiye'ye kaytırıp ekleneşi. Şarkı Türkistan'daki kırgınçılık siyasetindeki Hıhtay'ın bunun nispeten Türkiye'nin konkretini ve ciddi siyasi diplomatik hareketlerini ile bir iş gerekirlik doğrusu da nurgun muhim mesele gün tertip geldi. Nait yakışı bir müzakere oldu. İnşallah bunun halkımızda, davayımızda yakışı neticelerini ilip geçin ümit kılımız. Prezident Trump Şarkı Türkistan'daki zulümünü irki kırgıncılıkta bekitişi gerek. Amerika Taşkı Siyaset Genişliği'nin tetkikatçısı Michael Sobolik 7. yanvar haftalık haberler jurnalda makale ilan kılıp, Prezident Trump'ın vazifesinden ayrılıştan burun ahırkı bir işini becerişke, Xitayın Şarkı Türkistan'daki zulümünü irki kırgıncılıkta resmi bekitişke çakırgan. Michael Sobolik Trump'ın Xitay'a dair en ehemmiyetlik işini yanılı kılgılı buludu mavzuluk makalesinde eğitişçe, vazifesinden ayrıldığan emeldarlar kiyinkilerge bu meselde hiç kandak fırsat kaldırmasıqı gerekken. Michael Sobolik makalesinde Trump memuriyeti Uyghurlarını koğdaş üçün nurgun iş kıldı. Lekin vazifesinden ayrıldığan emeldarlar hiç kandak bir işini tələyge kaldırıp koymasıqı gerek. Prezident Trump ahırkı bir tirişçallıkını körüstüp, Şarkı Türkistan'daki zulümünü irki kırgıncılıkta resmi bekitişi gerek degen. Onun təkidlişçe, Xitayın Şarkı Türkistan'daki zulümü üç cəhətdən Birleşken Milletler Təşkilatının irki kırgıncılık əhdinamesine düşüdügen. O, bunun Uyğurlar arasındaki tuğutunu çekleş, Uyğur ailelerinin birlikigi buzğunçılık kılış, Uyğurlarga qəstən cismani, ruhi ziyankeşlik kılışını öz içige aldığanlıqını bildirgen. Onun karışça Trump hükümeti bu meselede iktisadi embargo, mecburi emgek mahsulatlarının tutup kalış katarlık vasıtlarını kullanan olsun mu? Lekin bu vahşilikni resmi irki kırgıncılıkta bekitip bakmağın. O bu vahşiliknin karakteri bekitilgendiyken, mezlumlar kovdulup, zalimler cezalanıgıca arkağı kayıtışının mümkün olmaydıganlıkı bu kararını keçiktirişinin tallaş yüle emestikini bildirgen. New York aksiya bazarı kayıtıdan Xitay telegraf şirketlerini pay bazarından çıkarıp etişine karar kıldı. 6 yanvar çarşamba günü New York aksiya bazarı yana kayıtıdan Xitay'ın 3 çoğun telegraf şirketinin pay çeklerini aksiya bazarından çıkarıp etişine karar kıldı. New York vakti gezisinin haber kılışça New York aksiya bazarı Trump hükümeti ve Amerika Devlet Meclisi'nin küçülük besim kılışı bilen kararını özgertişke mecbur bulgan iken. Aldın kayıpta New York aksiya bazarı Prezident Donald Trump ötken noyabrda imzalıgan memuri buyruğu asasen Xitay'ın 3 çoğun telegraf şirketi bulan Xitay Birleşme Haberleş Şirketi, Xitay Telegraf Şirketi ve Xitay Köçme Haberleş Şirketi'nin pay çeklerini aksiya tizimlikten çıkarıp etkiliğine cekarlıgan bosumu, bırak kiyin kararıdın yeni valgan idi. New York aksiya bazarı bolsa çarşamba gündeki bayanatı da bolsa özlerinin Amerika Maliye Ministerliğinin taşkı mülkünü kontrol kılış işhanısının bu vaxtki yeni yetekçi kararını tapşırıp alganlıkını ve Amerika kanunlarına emel kılıp şubeyici iş görüldüğünlüğünü cekarlıgan. New York vakti gezisinin eğitişçe karar düşenbe gündün itibaren icra kılındıken. New York aksiya bazarının bu yeni kararı Amerika'nın Xitay bilen bulgan maliye alakısını öz işinin teşebbüs kılıvatkan bir kısım devlet meclis azalarının mahtışığı sazavar bulgan. Kengaş Palata azası Ben Sassi sözü de en asasi uçuk aşkarlık talepini mu red kılıp gelgen ve Xitay armisi bilen münasibetlik bu Xitay şirketleri Amerika'nın meblağıdan paydalanmasıqı kerek degen. Bundan ilgiri FTSE, Russell ve PS Dow Jones qatarlıq payçek körsetkücüleri Xitay şirketlerini yarışarı körsetkücüden çıkırıp etken ikan. Qadirli görmelerimiz, şuna kılı bu haftik muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hepte ahırdaki demeyle işinlerinin hayırlık ötüşüge telektaşlıq bildiriş bilen etki günlük haberlerimizi görüşkice aman bulgaysalar. Şunaqla ekran arkasındaki barlıq xizmetdaşlarımıza köpdən-köp rahmet etmem. Assalamu alaikum ve rahmetullah.